Merhaba. Ben yine uyuyamadım. Şu an saat 2:30 ve ben 12'de yatmaya gitmiştim. Sonra karnım acıktı, bir şeyler yemeye geldim. Çünkü karnımın acısından, ağrısından uyuyamamıştım. Yarın kütüphaneye gideceğim. Artık ders çalışmaya başlayacağım. Ve sabah 8:40'da fizyoloji Benim fizyoloji dersim bitti ve ben okula dersim var. İnsan gideceğim. olmaya karar verdim. Ve bunu giydim üstüme. Evet, şimdi biz evden çıktık. Sonra kargoyu almaya gidiyorduk. Sonra kahveci gördük ve kahve almaya karar verdik. Çünkü neden olmasın ki? Bu Evet. hayatta tek para verdiğimiz şey kahve ve yemek zaten. Evet. Şimdi de kargomu alıyoruz. Sonra Nida laboratuvara gidecek. Ben de nereye gideceğim? Dur. Kütüphane. Ama ben hiç... Barbun. Barbun balık restoranı varmış. Bu arada... Bahçeli bu saatlerde gerçekten çok Aynen. güzel. Şu an saat 11 çeyrek gibi bir şey. Böyle Ve gerçekten çok yaşıyor. Çok güzel. evet, böyle her yer bomboş. İşte bazı insanlar köpeklerini gezdiriyor. Kafelerde kimse yok. Giriyorsun, siparişini hiç beklemeden alıyorsun. Ama kütüphaneye bak. O insanlar kahvaltı yapıyor, kız kahvaltı yapıyor. Siz bu yaşam aşkınız, şevkini nereden buluyorsunuz? Ben sabah kahvaltımı iki ekmek arası salamla yaptım. Bir de domates koydum, arasına peynir bitmişti. Okula gidince yemekhaneden gideceğiz. Evet. Artık yemekhaneden Benim gideceğiz. var ya, kütüphane işlerim o kadar meşakkatli oluyor ki. Ya ben utanıyorum insanlar bakıyor mu diye. İnsanlar umurunda değildir bence. Ama kanka düşünsene, böyle salak saçma kamera tutup yürüyen birisi var. Ya böyle yaşlılardan daha çok sanmam da gençlerden belki Aa onlar evet. çok sakin. Dalga geçebiliyorlar. Keşke Ya. kimse kimseyle dalga geçmese. Bak senin Bunu sözün ben oluyor. diye. Neyse, görüşürüz. Hiçbir şey çekemedim. Çünkü gerçekten ders çalışmakla o kadar meşguldüm ki hiçbir şey çekemedim. Yani Nida'yı ve Ecem'i çektim sadece. Normalde bugün de gidecektim ama gidemedim. Yani sabah 8'e alarm kurmuştum. Dersim 2:40'da. Ama gitmekten vazgeçtim çünkü dün kendimi çok yordum. Gerçekten dün bütün eksik konularımı tamamladım. Yani şöyle ders kayıtlarını izledim, bütün notları çalıştım, bitki fizyolojisi hariç bütün derslerimi hallettim. Saçım çok saçma duruyor. Neyse. O yüzden bugün Şimdi gitmesem de ben yemek olur. yapmadan önce bir şeyler yemek. Şu an insanlar beni duyuyormuş gibi hissediyorum. Ben de alabilirim.
Zincirin yapısını bozabilir diye düşündüm bir an. Ama onun dışında bedenin mesela bir şey absorpsiyon bize kontaminasyon veya bozulma olduğunu gösteriyordu. Şimdi şöyle. Ben çok mutasyon, UV'nin mutasyon etkisi ya da mutajen nedir? Herhangi bir mutajen sebebi, bir moleküler için mutajen bir molekül diyorsak ne demektir bu? Mutasyon yaratan. Evet, mutasyon oluşturma olasılığı yüksek olan DNA virüsünde moleküllere ya da maddelere biz mutajen diyoruz. UV ışını da aslında, gömleri ışını da ve onun gibi farklı salgı boylarındaki ışınları da aslında DNA üzerinde, mesela radyaktif ışığa yapan moleküllerinde DNA üzerindesi var. Mutajen etkisi var aslında. UV ışınlarının maksimum, yani ışınların maksimum absorbörü. Ya bu elektroforez sonrası fotoğraf çekilmiş. Bağlarda yan yana adenin var. Sadece adenin. Sadece guanin. Sadece sitozin falan gibi. O şey olabilir. O da elektroforezdir. O şeydir. Adenin, guanin, sitozin diye bağ görüyorsa o DNA dizisi analizi de olabilir. Tamam. Onu görünce dedim ki orada böyle bir şey... Orada tek göç hiç farklı dizilmiş DNA bantları var. O apayrı yani. O... Tamam. O nasıl bir gelişti lan? Nida... Kanka ben sen burada ders çalışıyorsun zannediyorum. Hayır, ders çalışmak için müzik açıyordum, sonra birden... Ders çalışma şeyini aç, editte hallederim ben. Ders çalış. İlerleyeyim de öyle görünsün. Bunlar ama şey mi? Gizli bilgilerin mi? Aaa. Çektim. Neyse şey ya. Boş verin. Kaşın görünmüyordu. Hadi ya. Ne çalışıyorsun Nida? Şöyle ben üzerine çalıştığım projenin raporunu yazmam gerekiyor. Hoca da bana ara raporunu attı. Tamam. Bu kadar. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Biz bütün gün evde oturduk. Cevap bekleyecek. Ben şeyim ya. Siz nasılsınız efendim peki? İyiyim. Biz Nida'yla yeni barıştık bu arada. Ben geç kaldım ya. Ben geç uyandım ki. Bir de uyanmam gerekiyordu. 11.30'da uyandım. Nida da beni uyandırmamış. Koşa koşa okula gidiyorum. Bir de dersim. Ondan önce bir de yemek yemem gerekiyor çünkü kahvaltı yapmadım. Şimdi dersim bitti ve ben de bölüm önüne geldim ve bölüm önünde kahve içiyorum. Normalde bu bankta arkadaşlarımla birlikte ders öncesi otururdum ama şu an arkadaşlarım hiç yok. Her yer bomboş. Yani günden güne dersler zorlaşmaya başlıyor. Böyle her bir hafta geçtikçe ne yapacağım hakkında... bir fikrim olmuyor yani. Hani her gün daha da ümitsizliğe kapılıyorum. Geçen dönem böyle değildi. Ben de o yüzden dedim ki Nida bizim evin oradaki bir kafede ders çalışıyordu. Ben de oraya gidiyorum. Saat şu an 6 gibi falan. İşte yemekhanede akşam yemeğini yedim. Evde yemek yemeyeyim diye. Şimdi gidiyorum. Biraz da orada çalışayım. Kahve falan da içerim ama. Ortam değişikliği gerekiyor çünkü odaklanamadığım zaman... Genelde ortam değiştiriyorum. Mesela üst kattaysam alt kata falan iniyordum kütüphanede ama kütüphane böyle çok şey geldi. Bir de kalabalık olmayınca çok fazla ders çalışmaya insan olunca ben çok motive olamıyorum. Bilmiyorum yani. O yüzden şey, Nida'nın yanına gideyim biraz orada çalışayım. Şimdi bizim insanlar bana bakıyor mu acaba?
bizim çok ünlü bir ağaçlı yolumuz var. Bizim bölüme gidiyor ve çok güzel gözüküyor burası. Baharda özellikle. Ama şimdi hiçbir şey yok. Şurada da benim bölümüm var. Kimin umurunda bilmiyorum. Ama ben bu yolu çok seviyorum. Çekmeyi yine unutmuşum. Ay biri bize bakıyor yine. Ne kadar duruyoruz? Şimdi eve gidiyoruz. Aslında eve gittik ama çöp atmaya çıktık tekrardan. Evet. Öyle. Bu hafta böyle oldu. Yarın kütüphaneye gitmeyeceğim. Yarın görüşürüz. Evet. Kendinize çok iyi bakın. Güzel güzel ders çalışın. Sizi izliyor olacağım. Bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Yorum atmayı da unutmayın ha. Beğenin, yorum atın. Geyik atın. Hacettepe'li olmayan. Evet, geyik atın. Hacettepe'li olmayanlar da kaybetsinler. Öptüm, bay bay.